Merhaba arkadaşlar. Bugün sonuç yayınlarının 6. denemesinin fen bilimleri kısmını çözeceğiz. Birinci sorumuz, aşağıda bir DNA molekülü modeli verilmiştir. Buna göre verilen modelle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş. Toplam 8 farklı çeşit nükleotitten oluşmuştur. Yanlış, 4 çeşit nükleotitim vardı. Nükleotitlerin bağlanması ile ilgili bir hata içermez. Benim nükleotitlerimden adeninle timin birbiriyle bağlanıyordu. Aralarında çift bağ vardı. Guaninle sitozin birbiriyle bağlanıyordu. Aralarında üçlü bağ vardı. Bakıyorum. Sarıyla mavi birbirine bağlanmış. Aralarında üçlü bağ var. Turuncuyla mor birbirine bağlanmış. Aralarında ikili bağ var. Bağlanma ile ilgili bir hata yok. Mor renkli yapı adenin nükleotidini temsil edebilir. Bu yanlış. Adenin nükleotidim çift halkalıydı. Aralarında çifti bağ olan nükleotitlerden turuncu olanın adenin olması gerekiyor. Fosfat sayısı nükleotit çeşidi sayısı ile eşittir. Bu da yanlış. Her bir nükleotitim için bir fosfatım olacaktı. Doğru cevabım B şıkkı. İkinci sorum. Çevre etkisiyle oluşan ve genlerin işleyişinde meydana gelen değişikliklere modifikasyon denir. Aşağıda çiftçilerin sıklıkla kullandıkları aşılama adı verilen bir yöntem verilmiştir. Buna göre aşılama ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır demiş. Aşılama iki bitki parçasını bir bitkiymiş gibi kaynaşacak ve büyümelerine devam edecek şekilde birleştirme tekniğidir. İstenilen bitkiden alınan bir filiz başka bir gövdeye yerleştirilir ve bölge sarılır. Birleştirilen ağaçların uyumlu olması gerekir. Bu sayede istenilen özellikteki bitkiler çoğaltılmış olur. Aşılama özellikle meyve ağaçlarının çoğaltılmasında kullanılır. Aşılama ile bir dalında limon, bir dalında portakal yetişen ağaçlar elde edilebilir. A. Modifikasyon örneğidir. Hayır, bu modifikasyon örneği değil. Çevre etkisine bağlı olarak ortam değiştiğinde herhangi bir değişim olmuyor bitkide. Bu yanlış. Yanlış olduğunu sormuş, cevabım A. Diğerlerine de bakalım yine de. Yapay seçilim örneğidir. Evet, insan eliyle yapılan her şey neydi? Yapay seçilim örneğiydi. Genetik mühendisliği uygulaması değildir. Bu da doğru. Bitkinin genleriyle oynamamışız. Aşılama sonucunda eski gövdenin ve yeni filizin genetik yapısı değişmeden kalır. Bu da doğru. Genlerini değiştirmedik çünkü. Cevabım A şıkkı. Üçüncü sorum. Tozlaşma, kenle tozlaşma ve çapraz tozlaşma olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir. Kenle tozlaşmada polenler bir çiçeğin erkek organından dişi organına gider. Çapraz tozlaşma ise aynı bitki türüne ait farklı çiçekler arasında meydana gelir. Polenler bir çiçeğin erkek organından başka bir çiçeğin dişi organına da gidebilir. Aşağıda bir bitki türündeki tozlaşmalar gösterilmiştir. Bu bitkide beyaz çiçek aleli çekinik, kırmızı çiçek aleli baskındır. K ve L bitkilerinden alınan tohumlar ekiliyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Öncelikle şu tozlaşmaların çaprazlamalarını yazalım. Kenli tozlaşmada beyaz çiçek çekinik olduğu için şöyle olacak. Oluşan bütün çiçeklerim beyaz olacak. İkinci çaprazlamamda iki ihtimalim var. Kırmızı çiçek baskın olduğu için ya saftır. Şöyle bir çaprazlama olur. Bunun sonucu böyle gelir. Ya da melezdir. Çaprazlamam bu şekilde olur. Sonucum da bu şekilde çıkar. Buna göre bakıyorum. K bitkisinden alınan tohumlardan elde edilen bitkiler beyaz çiçekli olur. Evet, K çekinik olduğu için hepsi beyaz çiçekli olacak. L bitkisinden alınan tohumlardan çiçek rengi bakımından homozigot genotipli bitki yetişemez. Hayır, şurada beyaz renkli bitkim yetişebiliyor. O yüzden bu cevabım yanlış. K ve L bitkilerinden eşit sayıda alınan tohum ekildiğinde eşit sayıda beyaz çiçekli bitki elde edebilir. L'de bakıyorum. İki tane beyaz çiçek elde edebiliyorum. Şu çaprazlamadan da dört tane geliyordu. Yani yine ikişer tane elde edebilirim. Bu da doğru. K bitkisinde gerçekleşen tozlaşma sonucunda kırmızı çiçekli bitki elde edilmesi ancak mutasyon yoluyla mümkündür. Bu da doğru. Cevabım B şıkkı.
Dördüncü sorum. Aşağıda dışarıdan besine ihtiyaç duymadan sürdürülebilen bir beslenme ilişkisini gösteren şema verilmiştir. Buna göre bu besin zinciri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş. Biyolojik birikimin en az olduğu canlı foktur. Bu yanlış. Yukarıya doğru çıktıkça biyolojik birikimim artıyor da en fazla olduğu canlı fok. Kendi besin ihtiyacını karşılayabilen canlı içermez. Yanlış. Algler fotosentez yapabiliyordu. Algden foka doğru gidildikçe birey sayısının azalması beklenir. Bu doğru. Üreticilerden tüketicilere doğru birey sayım azalıyordu. Algler diğer canlıların atık ve ölülerini parçalayarak besin zincirine katkı sağlar demiş. Yanlış. Bunu yapan ayrıştırıcılardı. Doğru cevabım C şıkkı. Beşinci sorum. Fotosentez en hızlı mor ve kırmızı ışıkta, en yavaş yeşil ışıkta gerçekleşir. Koch çözeltisi ortamda bulunan karbondioksiti tutar. Aşağıda özdeş bitkilerin kullanıldığı üç ayrı düzenek verilmiştir. Buna göre düzeneklerde bulunan özdeş kelebeklerin yaşama süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Düzeneklerime bakıyorum. Mor ışık olan daha hızlı fotosentez yapabileceği için kelebeğim daha uzun süre yaşar. 3 daha uzun süre yaşayacak. 2'de Koh var. Koh bir kelebeğin verdiği karbondioksiti tutacağından bitkin fotosentez yapamaz. Ama bir de karbondioksit tutucu olmadığı için birinci düzenekteki kelebek ikinci düzenektekine göre daha uzun yaşayacak. Doğru cevabım A şıkkı. Altıncı sorum. Aşağıda hamurun mayalanma aşamaları verilmiştir. Buna göre üçüncü aşama için aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Bakıyorum üçüncü aşamada yoğrulan hamur ağzı kapalı bir kapta mayalanmaya bırakır. Şimdi benim maya mantarlarım ne solunum yapıyordu? Etil alkol yapıyordu. Yani şıkları etil alkole göre değerlendirmem gerekiyor. Bakıyorum kapta zamanla laktik asit birikir demiş. Yanlış, etil alkol birikir. Kaptaki oksijen miktarı zamanla azalır. Yanlış, etil alkolde laktik asitte oksijensiz solunumdu. C şıkkı, kaptaki besin miktarı zamanla artar. Hayır, solunum yapacakları için besin miktarı zamanla azalır. D şıkkı, kaptaki karbondioksit miktarı zamanla artar. Doğru, çünkü ben etil alkol solunumunda ne yapıyordum? Dışarıya karbondioksit veriyordum. Cevabım D şıkkı. Yedinci sorum. Aşağıda su döngüsü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre su döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Yerkürede suyun hal değiştirmesi su döngüsünün bir parçasıdır. Su canlılarının solunum ve terleme gibi faaliyetleri ve yeryüzü sularının buharlaşarak havaya karışması ile atmosfere çıkar. Atmosferdeki su buharı bulutları oluşturur. Su buharının yoğuşması ile su yağış halinde yeryüzüne geri döner. Yağışın bir kısmı yeraltı sularını oluşturur. Yeraltı suları da zamanla deniz, okyanus ve benzeri yerlere karışır. Suyun atmosfer ile yeryüzü arasında kaybolmadan sürekli gidip gelmesini sağlayan bu süreç su döngüsü olarak adlandırılır. Bakıyorum hangisi söylenemez şıklarımdan. Yeraltı sularının tarımsal sulama ve benzeri alanlarda aşırı kullanımı su döngüsünün aşamalarını olumsuz etkileyebilir demiş. Evet doğru etkileyebilir. B şıkkı atmosfere ulaşan su buharının canlı ve cansız kaynakları vardır. Evet solunumla su döngüsüne katılıyor canlılar. Cansız kaynaklarda da buharlaşma oluyordu. C kış aylarında su döngüsünün bazı basamakları gerçekleşmez. Bundan bahsetmedi. Bu söyleyemem. D yerküredeki su miktarı her zaman aynıdır. Evet çünkü kaybolmadan gidip gelmesi demişti. Bu da doğru. Cevabım ne? C şıkkı.
Sekizinci sorum. Hangi yarımkürede olduğu bilinmeyen KVL şehirlerinin bazı aylardaki ortalama sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Önce bir hangi yarımkürede olduklarını bulalım şu tablodan. K şehri Temmuz ayında 25 derece sıcaklıktaymış. Demek ki K şehrim nerede? Kuzey yarımkürede. L şehrimde Şubat ayında 24 derece sıcaklıktaymış. Demek ki L'de nerede? Güney yarımkürede. Buna göre değerlendireceğiz. Aşağıda dünyanın güneş karşısında iki farklı tarihte bulunduğu konumlar gösterilmiştir. Birinci konumum 21 Haziran. İkinci konumum ne? 21 Aralık. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci konumda K şehrinde yaz mevsimi yaşanır. Evet, 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanır. Bu doğru. İkinci konumda L şehrinde yaz mevsimi yaşanır. Evet, 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanır. Bu da doğru. Birinci konumda güneş ışınlarının K şehrine düşme açısı L şehrine düşme açısından azdır. Bu yanlış. 21 Haziran'da K şehrine ne? Yani Kuzey Yarımküre'ye dik geliyor. İkinci konumda K şehrinde öğle vaktinde 1 metre uzunluğundaki çubuğun gölge boyu L şehrindekinden uzun olur demiş. Evet, 21 Aralık'ta K'da gölge boyu kış olduğu için daha uzun olacak. Bu da doğru. Cevabım C şıkkı. Dokuzuncu soru. Aşağıda belirli bir yerde gün içerisinde deniz ve hava üzerinde ölçülen sıcaklık değerlerini gösteren grafik verilmiştir. Belirtilen yerde rüzgar oluşumunun sadece sıcaklık farkından kaynaklandığı varsayıldığına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Altıdan sonra rüzgar karadan denize doğru eser. Altıdan sonra bakıyorum. Denizdeki sıcaklık karadan daha fazla olduğu için evet doğru karadan denize doğru eser. 6-24 saatleri arasında rüzgar bir kez yön değiştirmiştir demiş. Bakıyorum şurada yön değiştirmiş, burada yön değiştirmiş, burada yön değiştirmiş. Yani bir kez değil sürekli değiştirmiş. O yüzden bu yanlış. 22'de oluşan rüzgar 20'de oluşan rüzgardan daha şiddetlidir demiş. Bakıyorum 22'deki ile 20'ye. Evet aradaki sıcaklık farkı saat 20'ye göre daha fazla olduğundan daha şiddetlidir. 10 ve 16 saatleri arasında deniz üzerindeki hava yoğunluğu kara üzerindeki hava yoğunluğundan daha fazladır demiş. Bakıyorum 10 ve 16 saatleri arasına. Evet doğru denizdeki sıcaklık düşmüş. Demek ki havanın yoğunluğu artmış. Yüksek basınç alanı oluşmuş. Bu da doğru. Cevabım ne olacak? B şıkkı. Onuncu sorum. Aşağıda bir damacana verilmiştir. Damacana su sebiline yerleştirilmeden önce tamamen su ile doludur. Damacanadaki suyun bir kısmı kullanıldıktan sonra musluktan su akmadığı görülmüştür. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Damacanadaki su seviyesi azaldıkça suyun akış hızı da azalmıştır. Doğru, basıncım yüksekliğe bağlıydı. Yüksekliği azaldıkça suyun akış hızı da azalır. Damacananın tam dolu halinden suyun akmamaya başladığı haline kadar geçen sürede damacana içindeki suyun basıncı giderek azalmıştır. Evet, yüksekliği azaldığı için basıncı da azalır. Suyun akmaya devam etmesi için damacana içine hava girişi sağlanmalıdır. Evet, basınç farkı oluşturacağından bu da doğrudur. Cevabım ne? D şıkkı. On birinci sorum. Yukarıda verilen gözlem sonucunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir demiş. Oyuncak kamyonumun kasasına kum ekledikçe tekerlekleri daha fazla kuma gömülür. Bunun sebebi ne? Katı basıncının ağırlık bölü yüzey alanıydı formülü.
Üzerine kum ekledikçe ne yapıyorum? Ağırlığını arttırdığım için basıncı da arttığından daha fazla kuma gömülüyor. Bunu arayacağım şıklarda. Kasadaki kum miktarı arttıkça zemine uygulanan basınç arttığı için tekerleklerin kuma gömülme miktarı değişmiştir. Evet, doğru. Kasadaki kum miktarı arttıkça zemine uygulanan basınç azaldığı için demiş. Basıncım artıyordu, bu yanlış. Yüzey alan arttıkça zemine uygulanan basınç arttığı için tekerleklerin kuma gömülme miktarı değişmiştir. Tekerleklerin yüzey alanı değiştirmiyorum. O yüzden bu da yanlış. Yüzey alanı azaldıkça, yine dediğim gibi yüzey alanı değişmediğinden, bu da yanlış. Doğru cevabım A şıkkı. On ikinci sorum. Aşağıda periyodik sistemin bir kısmı verilmiş ve bazı elementler harflerle belirtilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki sorular sorulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan herhangi birine verilen cevap olamaz. İlk sorum. Son katmanındaki elektron sayısı aynı olan elementler hangileridir? Aynı grupta olanlar kim olacak? K ve M. Ya da şurada helyum vardı. Helyumun son katmanında iki elektron vardı. Buradaki N de 2A grubunda olduğu için L ve N'yi de olabilirim bu sorunun cevabı olarak. İkinci soru, aynı grupta yer alan ancak farklı özelliklerde olan elementler hangileri? Yine K ve M olacak. Neden? Çünkü K neydi? Hidrojendi, ametaldi. M de metal olduğundan aynı özellikleri göstermiyorlar. Bakıyorum üçüncü soru, aynı periyotta yer alan ancak farklı element sınıfında olan elementler hangileridir? Aynı periyotta yer alan K ve L var ama bunlar ametal grubunda. O yüzden bunun cevabı, bakıyorum, M ve P ya da ne olacak? N ve P olacak. Çünkü P burada ne? Yarı metal. M ve N ne? Metal. Bakıyorum N ve L var mı? Evet. Cevap olabilir. M ve P var mı? Evet var. Cevap olabilir. M ve N var mı? Hayır. Yok. Bu değil cevabım. K ve M var mı? Evet var. O yüzden cevabım ne olacak? C şıkkı. Evet, 13. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen deney düzeneğinde kabartma tozu bulunan kaba sirke eklenmiştir. Bir süre sonra kapta oluşan gaz yanmakta olan mumu söndürmüştür. Kabartma tozu ile sirkeyi birleştirmişim. Oluşan gaz mumu söndürmüş. Demek ki hangi gaz oluşmuş? Karbondioksit oluşmuş. Buna göre yargılarından hangileri söylenebilir? Sirke kabartma tozu ile tepkimeye girmiş ve özelliklerini kaybetmiştir. Evet, kimyasal tepkimeye girdikleri için ne oluyordu? Özelliklerini kaybediyorlardı. Bu doğru. Deneyde oluşan gazı yangın söndürme tüplerinde kullanmak mümkündür. Eğer yanan mumu söndürdüyse, evet, yangın söndürme tüplerinde kullanabilirim. Bu da doğru. Tepkime gerçekleşirken kabartma tozunun kütlesi azalmıştır. Evet, bu sorum da doğru. Neden? Çünkü girenlerin kütlesi azalırken ürünlerin kütlesi artıyordu. O yüzden cevabım ne olacak? D şıkkı. On dördüncü soru. Asit yağmurları canlılara zarar verir, mermerden yapılmış eserleri ve metal eşyaları aşındırır. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerine asit yağmurlarını anlatmak için aşağıdaki şemayı kullanmıştır. Öğretmen anlatımından sonra öğrencilerine laboratuvar koşullarında şemada belirtilen şekliyle asit yağmurlarının oluşumu ve canlılar üzerindeki etkisini göstermek için kullanılacak düzenekler hazırlamalarını istemiştir. Buna göre aşağıdaki düzeneklerden hangisi doğru hazırlanmıştır demiş. Şimdi benim asit yağmurlarım atmosferdeki sera gazının
Neydi bunlar? 3 taneydi. Karbondioksit, azotdioksit, kükürtdioksitin atmosferde suyla birleşmesi sonucu oluşuyordu. Asit yağmurları. Bakıyorum. A seçeneğimde sadece tuzlu suyu kaynatıp soğuk metalle cam şişenin içine doldurmuş. Burada asit içeren bir madde olmadığı için olmaz. B şıkkında saf suyu buharlaştırmış. Kükürt dioksit gazıyla birleştirip canlı bitkinin üzerine dökmüş. Evet, buradaki sera gazlarından biri kükürt dioksitti. Su buharı da olduğu için bu şıkkım olabilir. C şıkkına bakıyorum. Yine saf su var ama sadece ne kullanmış? Azot gazı kullanmış. O yüzden bu seçeneğim de olmaz. D şıkkına bakıyorum. Bu defa da sadece asit çözeltisi var elimde. Ne yok? Su yok. O yüzden bu şıkkım da yanlış. Doğru cevabım ne oluyor? B şıkkı. On beşinci soru. Zeytinyağı ve suyun arasını vermiş. İkisinin dolma sıcaklığını vermiş. Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyüktür demiş. Aşağıda içinde eşit miktarda aynı cins ürün bulunan özdeş iki depo verilmiştir. Depolardan birine ürünlerin donmaması için su dolu, diğerine ise zeytinyağı dolu bir kap konulmuştur. Su ve zeytinyağı eşit miktarda ve aynı sıcaklıktadır demiş. Bu kısım önemli. Bir gün sonra her iki depoda sıvının donduğu, bu arada birinci depodaki ürünlerin zarar görmediği, ikinci depodaki ürünlerin bir kısmının donduğu fark edilmiştir. Demek ki ne olmuş? Suyun olduğu depo donmamış. Buna göre birinci depodaki ürünler donmazken ikinci depodaki ürünlerin bir kısmının donmasının nedeni aşağıdaki cümlelerden hangisiyle açıklanabilir demiş. Bakalım şıklarımıza. Suyun donma ısısı zeytinyağın donma ısısından büyük olduğu için su donarken çevresine daha fazla ısı vermiştir. Bakıyorum. Evet, suyun donma ısısı zeytinyağınkinden daha büyük olduğu için doğal olarak çevresine donarken daha fazla ısı verecek. Bu şıkkım doğru. Zeytinyağın donma sıcaklığı suyun donma sıcaklığından büyük olduğu için demiş. Hayır, suyunkinin daha büyük olduğunu söylemiştik. Bu yanlış. Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğu için su donarken çevresine daha fazla ısı vermiştir. Yoğunlukla ilgisi yok. Suyun ısısı zeytinyağın ısısından büyük olduğu için su donarken çevresine daha az ısı vermiştir. Öz ısısı büyük olduğu için daha fazla ısı verir. Neden? Çünkü ısıtmak ya da soğutmak için daha çok enerji harcarsınız. Bu da yanlış. Cevabım ne olacak? A şıkkı. On altıncı sorum. Çöl ortamında yaşayan dikenli şeytan kertenkelesinin derisindeki pullar üzerinde biriken su damlacıkları su ihtiyacını karşılamasında etkilidir. Bu su damlacıklarının kaynağı havadaki su buharıdır demiş. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Kertenkelenin derisinin sıcaklığı havadaki nemden daha düşüktür. Eğer su damlacıkları oluşuyorsa derisinde, evet, sıcaklığı daha düşüktür diyebilirim. A şıkkım doğru. Kertenkelenin derisinde su birikmesi ve yeryüzüne yakın su buharının nesneler üzerinde birikmesi şeklinde gerçekleşen hava olayına örnek verebilir. Evet, ne oluyordu? Su buharı yeryüzüne yakın bir yerde soğuk havayla karşılaşırsa çiğ olarak kalıyordu nesnelerin üzerinde. Bu da örnek verilebilir. Kertenkelenin su ihtiyacını gidermesinde yoğuşma olayı etkili olmuştur. Evet, bu da doğru. Buhardan sıvıya geçtiğine göre yoğuşma olayı. Kertenkelenin derisinin sıcaklığı havadaki nemin sıcaklığına göre daha kolay değişir. Değişseydi su ihtiyacını gideremezdi. Su damlacıkları oluşmazdı. O yüzden bunun yorumunu yapamam. Cevabım D şıkkı. On yedinci sorum. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız ve işlerimizi daha kolay yapmamızı sağlayan iki ayrı araç verilmiştir. Bu araçlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş.
Zımba ve makas kaldıraç örneğimde hemen yazıyorum. Destek ortadaydı makasta. Kuvveti zaten vermiş. Yük de buradaydı. Destek zımbada uçtaydı. Kuvveti zaten vermiş. Yük de neredeydi? Bu taraftaydı. Bakıyorum şıklarıma. Zımba yoldan kazanç sağlayan ve kuvvetin ortada olduğu uygulandığı kaldıraç tipini örnek verebilir demiş. Doğru. Kuvvetim ortada ve kuvvet desteğe daha yakın olduğu için yüke göre ne oluyordu? Yoldan kazanç sağlıyordu. Bu doğru olacak. Makas kesinlikle kuvvetten kazanç sağlayan kaldıraç tipine örnektir. Destek ortada olduğu zaman kesinlikle kuvvetten kazanç sağlar diyemiyordum. Bu yanlış. Zımba ve makas aynı tür kaldıraç tipine örnek verilebilir. Yanlış. Birinde destek ortada, birinde destek uçta. Zımba işten kazanç sağlamazken makas sağlar. Hiçbir basit makinem ne olmuyordu? İşten kazanç sağlamıyordu. Cevabım A şıkkı olacak. Sekizinci soru. Aşağıda sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmediği bir basit makine düzeneği verilmiştir. Fen bilimleri öğretmeni bu düzenek ile ilgili aşağıdaki soruları sormuştur. 1. Düzenekte yer alan basit makine türleri nelerdir? 2. Yük ağırlığından daha az kuvvetli mi yoksa daha fazla mı kuvvetli hareket ettirilebilir? Buna göre aşağıdakilerden hangisinde öğretmenin sorularına verilecek doğru cevaplar yer almaktadır? Öncelikle düzenekteki basit makine türlerine bakıyorum. Ne var? Şurada bir kaldıracım var. Şurada bir yere bağlı olduğu için sabit makaram var. Burada da bir hareketli makaram var. Ne diyeceğim? Kaldıraç, sabit makara, hareketli makara. Tek şık da var B şıkkında. Yine de bakalım uygulanan kuvvete. Ne yapıyordum? Eğer şuradan F kuvvetiyle gidiyorsam aynı ip üzerine tekrar F kuvveti vardı. Şu ipe 2F kuvvetim geçiyordu. Burası da sabit makara olduğu için şurada da 2F kuvveti var. Ne? Yani yükün ağırlığından daha az kuvvet uyguluyorum. Doğru cevabım ne olacak? B şıkkı. On dokuzuncu soru. Aşağıda elektrik yükleriyle ilgili yapılan bir etkinlik verilmiştir. Etkinlikte plastik balon ve metal içecek kutusu arasındaki elektriksel kuvvetten yararlanarak kutu başlangıçtan bitişe doğru götürülmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Bakıyorum. Şimdi plastik balon metal kutuyu çektiğine göre bunlar ne olmak zorunda? Zıt yüklü olmak zorunda. Plastik balon ve metal kutu zıt cins elektrik yükleriyle yüklüdür. Evet doğru. Plastik balon ve metal kutu aynı cins elektrik yükleriyle yüklüdür. Bu yanlış. Aynı cinsle yüklü olsalardı birbirlerini iterlerdi. Plastik balon yüklü, metal kutu nötrdür. Bu da olabilir. Neden? Çünkü yüklü cisimler ne yapıyordu? Nötr cisimleri çekebiliyordu. Cevabım ne olacak? C şıkkı. Yirminci soru. Aşağıda elektriklenme olayı ile ilgili yapılan iki deney verilmiştir. Deneylerde yıldız kanı eldivenine tutulan iletken K çubuğu kumaşa sürtülmüş. Deney 1'de L çubuğuna, deney 2'de M çubuğuna yaklaştırılmıştır. L ve M çubuğu yalıtkan iplerle bağlıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez demiş. K çubuğum kumaşa sürtüldüğüne göre ne diyeceğim? Ya pozitif yüklü olacak ya da negatif yüklü olacak. K çubuğu ve kumaş arasında negatif yük geçişi olmuştur. Bunu söyleyebilirim. K çubuğu yaklaştırılmadan önce M çubuğu üzerinde yük dengesizliği olabilir. Şimdi K çubuğu ile M çubuğu birbirini çekmiş. Yük dengesizliği ne demek? M çubuğu ya artı yüklü ya eksi yüklü demek. K çubuğum da ya artı yüklü olacak ya eksi yüklü olacak. Birbirini çektikleri için evet yük dengesizliği olmuş olabilir diyebilirim. L ve M çubuğu yalıtkan iplerle bağlıyken birbirine yaklaştırılırsa aralarında çekim kuvveti oluşur. Şimdi eğer K artı yüklüyse M'yi çektiğine göre ne diyebilirim? M eksi diyebilirim. K'nın artı yüklü olduğunu varsayıyorum. L'ye itmiş. Demek ki L
nedeni olabilir. A ve eksi ise aralarında çekim kuvveti oluşma ihtimali var. K çubuğu L çubuğuna yaklaştırılmadan önce L çubuğu topraklanırsa toprak ve L çubuğu arasında yük geçişi olmaz. Şimdi bu ne demek? Topraklamayı nötrlemek için yapıyordum. Nötr olursa L çubuğum eğer neydi? K çubuğum yüklü olduğu için yüklü cisimlerde nötr çekeceğinden birbirlerini çekmeleri gerekirdi. Ama burada ne olmuş? Birbirlerini itmişler. O yüzden ne yapamam? D şıkkını söyleyemem. Doğru cevabım D şıkkı olacak.